Baba, beni çağırtmışsın. Hayır, senin ne işin var? Ne işi yani, acil mi? Benim otele geçmem lazım. Otel falan yok bugün, bırak oteli. Bana lazımsın. Bir sıkıntın var mı baba? Bir sıkıntı olunca mı uğrayacaksın yanıma sen? Olur mu öyle şey baba yani? Sen ne zaman istersen, ne zaman ihtiyaç olursa ben buradayım. Şimdi yanına bir iki adam al. Şevket'in yanına gideceksin. Emaneti alıp şirkete geç. Emanet derken? Para, para, para. Yediğin haltları temizlemek için birilerine güzellik yapmamız lazım. Baba, Şevket'e mi? Yani iyilik yapmamız lazım. Hurdacı Şevket'e. Ya bizim o adamla ne işimiz olur? Yıllardır adamın mahallesine bile uğramadık baba. Oğlum ben uğradım. Alacaklar tepemde. Silahlarını alamadıkları için paralarını istiyorlar. E baba tamam, yok mu paramızı? Verelim parayı, konu kapansın. Var var, verecek paramız var da namımız yok. Şevket'ten borç istemiyoruz. Silahları alacağız, parayı aklayacağız. Baba yani bu iş mantıklı mı sence? Oğlum sen mantıklı olsaydın eğer ben Şevket'e gidip ağız eğmezdim. Bu alemde geriye adım atacaksan sadece bir adım atabilirsin. Şimdi Şevket'le muhatap olmak zorundayız. Bu işi de berbat etme. Yani şey, mutlu gitse olmaz mı? Oğlum sen ne zaman gördün aileden olmayan birine bu kadar parayı teslim ettiğimi? Baba adam yıllardır yanımızda çalışıyor. Yani sonuçta o da aileden sayılmaz mı? Aileden sayılır. Oğlum sen benim oğlumsun. Sen dururken niye başkasına güveneyim? Ya tamam baba, tabii ki bana güveneceksin de ama yani ne bileyim. O zaman elini çabuk tut. Abi. Hala Aslı'yı gördün mü? Karını bana mı soruyorsun tatlım? Hala lütfen. Ay iyi, bahçede oğluyla oynuyor. Sonunda bir oğlu olduğunu hatırladım hanımefendi. Halam. Hı. Bak Aslı çok iyi bir anne. Ya. Ben hayatımda çocuğunu bu kadar seven başka birini görmedim. Keşke ben de bu kadar sevilebilsem babam tarafından. Ne oldu? Han? Ne oldu? Ben bu işten uzaklaşmaya çalıştıkça babam beni böyle ısrarla işin içine çekmeye çalışıyor ve ben... Han, Han bana bak, Han bana bak tatlım. Babanın desteğe ihtiyacı var. Hem de şimdi hiç olmadığı kadar senin desteğine ihtiyacı var. Oluyorum halam. Oluyorum. Lütfen. Hatırım için, tamam? Ne oluyor? Bilmiyorum, dışarıdan geldi. Ne bu? Gitti cam. Kumru. Aslı Deniz nerede? Hacer yanında. Ne oluyor burada? Vallahi biz de anlamadık. Melike Hanım taşı atıp indirdi camları. Kumru ablacığım ne yapıyorsun sen? Abla orası bizim evimiz. Ben bizim evimizi kimseye vermem. Ya sen kimin malını kime vermiyorsun halam, ya? Halam yeter. Bak, görmüyor musun kızın halini? Yeter tamam. Yemin ediyorum bu şımarıklıklar yetti bana. Halam. Yetti. Lütfen. Kumru. Kumru ablacığım. Kumru. Ablacığım aç gözünü. Kumru kendine gel. Kolonya getir. Ha, bir şey yap. Tamam tamam Kumru. Asıl sakin. Ablacığım ne olur aç gözünü. Kumru. Kumru. Kumru kendine gel. Merak etme ablacığım. Sadece tansiyonu düşmüş. Doktor şimdi gitti. Çok korktum abla. Yine hasta olacağım diye çok korktum. Yine aynı şeyi yaşayacağım diye çok korktum ben. Korkma ablacığım. Ben hep yanındayım. Ben yine ortalığı birbirine kattım değil mi? Biraz. Niye böyle bir şey yaptın ablacığım? Abla bizim evimiz orası. Babamın hatırası. Babamın kokusu var hala o evin içinde. Onu da bizden almaya hakları yok onların.
kimsenin niyeti bizim analarımızı elimizden almak değil. Onlar bizimle. Hem o evin nefes aldığını görmek daha güzel değil mi? Önünden geçerken ışığının yandığını görmek içini ferahlatmıyor mu? Sanki hala babam içerideymiş gibi hissetmek. Tam tersi. Kahrediyor bu beni. Çünkü sonra ben babamın orada olmadığını hatırlıyorum. Sen hastaneden ilk çıktığında babam ne demişti hatırlıyor musun? Kötü anıları aklınızdan çıkarın. Kötü anılar sizi büyütür. İyi anılar mutlu eder. Ablacığım, mutlu olmak o kadar da zor değil. Sen mutlu musun gerçekten? Deniz yanımda oldu. Her gün mutluyum ben. Sen o yüzden mi buradasın? O yüzden mi katlanıyorsun bu insanlara? Abla, Deniz senin çocuğun. Onu kimse senden alamaz. Ham bile. Bırak. Sen, ben, Deniz. Gidelim biz. Başka bir hayat kuralım kendimize. Bulamasınlar bizi. Kaybolalım ya. Deniz'i babasından nasıl ayırırım Kumru? Deniz'i babasından ayırmadın mı zaten? O ne demek şimdi? Yapma abla. Tamam yani yurt dışında doğumdu falan da Varnalıları kandırabilirsin. Ama bana gerçeği söyle. Hem Deniz'e bakınca Kadir'in oğlu olduğu gözlerinden anlaşılıyor zaten. Kumru, bir daha böyle şeyler duymayacağım senden. Deniz'in babası Han. Bunu ben söylüyorum, ben. Deniz'in annesi. Buna beni değil de Kadir'i inandırsan daha iyi olmaz mı? Görmedin mi nasıl baktığını Deniz'e? Bence o da buna inanıyor. Bence sen biraz daha dinlen ablacığım. Kendine değilsin sen.